Fazlade Film Manyak kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Atakan'la beraber Mandalorian öncesi bir e, neler neler vardı, hangi yapımları izledik onları bir konuşacağız. Mandalorian'da e, biz videoyu çektikten sonra yayına başlamış olması gerekiyor. Biz önce çekiyoruz. Evet. Bir gün çekiyoruz. Bilmiyorum. E, tarih 28 Şubat 2023. bizim bize göre 1 Mart'ta yani yarın başlıyor. Ben, siz bu video yayınlandıktan sonra çoktan izlemiş bile şey olursunuz belki ama yine de evet. e, bu incelemeleri eski dizilerin e, neler gördük, hangi easter eggler vardı, referanslar vardı, Clone Wars'ta, e, Rebels'te işte, e, The, The, The Book of dizilerinde bunları konuşacağız. E, o zaman Clone Wars'tan başlayalım ilk olarak. Bunları gösterme, ya tutamıyorum ha. Bunları gösterme ben aldım en iyi tem. Bu olsam başlayalım. Önce sen konuşursan. Yani Clone Wars dizisi ben benim çok sevdiğim bir dizi öncelikle. Şu, şu yüzden ben mesela Star Wars'ta da e, prequel serisini daha çok severim. Bir bence çok insan yani. prequel serisini gömer. Yani es, esas orijinal üçlemeyi izleyen insanlar ne derse gömüyorlar. İşte ama e, Attack of the Clones gibi bir şey, film olduğu için ama ben gibi bir araya gibi filmle <laughs> tartışmalı zaten de. Yani ne şey serideki ikimizin de favorisi üçüncü film değil mi? Yani bir bence Yani ben, bence de. Ben akıl almaz bir maç yapıp yani böyle bir şey çekmek zaten George bak Yani George Lucas sövenip de, de, severim de yani garip de aslında e, böyle bir filmi çekmek gerçekten inanılmaz bir şey. Yani ben sırf Revenge of the Sith'in bir de şey ya yani, Cumhuriyet dönemini görüyoruz. Jedi düzenini görüyoruz. E, Palpatine yani Palpatine çok sevdiğimi söylemem de. Palpatine planlarının yavaş yavaş bütün gücü ele falan izliyoruz. O anlamda prequeller daha iyi ama ilk film çok kötü. Yani ilk filmde yine Dark Maul falan var hani. Doğal of the Face çalıyor falan da onun dışında izleyecek filmler değiller. O yüzden sevmiyorlar genelde. Ya bence şu yüzden sevmiyorlar şimdi klasik seriyi izleyen yani işte 4 5 6 yani, diye tabir o zamanlar öyle o değil arasında eklendi. Ha orijinal trilogy. Sonrasında ortam çok değişti. İşte e, Jar Jar Binks diye bir karakter ekleniyor. <laughs> Anakin Skywalker <laughs> küçük bir belet. Ortam çok değişik falan. Evet, doğru, İnsanlar doğru. da e, haklı olarak belki e, yadırgıyorlar. Fakat ben e, ee, Star Wars serisine işte episode 1 ile başladım. Episode yeah. 1, episode 2, episode 3. Hatta ben Anakin'in Darth Vader'a dönüştüğünü bilmiyorsun. <laughs> Oo, oh, fena. Ben bu arada evet. diyorum. Keşke üçüncü bir yani haf hafızamı kaybetsem de üçüncü filmde kaybetsem. Her şey yaptım. Bir i̇şte bu seriyi çok sevdiğim için Clone Wars'ta tam 2 ve 3 arasında geçtiği için Clone Wars dizisi <laughs> çok önemli ve benim için de çok güzel bir diziydi ben uzun zaman beklettim bir diziydi maalesef ama ya geç de olsa izleme şansını elde ettim. Ee, işte Yoda'yı, Obi-Wan Kenobi'yi, işte Anakin'i tekrardan görmek ve onların hikayelerini, siyasi hikayelerini daha ayrıntılı bir şekilde izlemek evet. çok güzeldi. Eee Mandalor'un olan bağlantılı kısmı da Mandalor gezegenini ilk olarak bu dizide görüyoruz. Evet. İşte işte Satin eee Prenses kız, kardeşi <laughs> blokata ismine kadar Türkçe'de başka bir anlama gelse de. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> bu, bu, çok soğuk ya. Bu fenaydı. E, Rebels dizisi de aslında evet. önemli. Çünkü orada da Sabin karakteri yani e, Mandalor gezegeninden bir karakter. Evet. E, o gezegeni temsil eden önemli bir savaşçı olduğunu bu dizide görüyoruz. E, Dark Saber'la alakalı bir çekişmeleri oluyordu. Orası adları bu bir şey diyeceğim. E, Clone Wars 5 tane tabii ki yani şey. Özellikle Cartoon Network döneminde Yıldız gören yani Palak dönemlerinden birisinde yayınlandı ve e, çoğu gen kişiye mesela Star Wars filmlerini izlemeden yani, evet. Clone Wars izliyordum. Yani daha evet. üçüncü sınıf alırken Clone Wars izliyordum. şey kasıt iş bu arada sen de katılıyorsun da ilk 3 sezon Bob Moss ya, tamamen filler. Evet evet. Tamamen filler hiçbir şey yok. Dördüncü sezonun Boğul'u, bir spoiler verdim de bunda ilk Ee, görmeye başladığımız zaman dizi yani yavaş yavaş yükseliyor 6. sezonunda zirve zaten 7. sezonun sonu çok güzel. Uh -huh. Ihe. Iııı ben Moe'nun hikayesidir, Bandolodaki çekişmelerdir. İşte Obi-Wan Alec'in ilişkisidir. Zaten Anakin'in şeyi, Darth Vader'ın oluşunun çok güzel bir yapını yapıyorlar. İşte şey hatırlıyorsun değil mi? Yani mesela Anakin'in seçilmiş kişi olduğu bir bölüm serisi var işte. Iıı ee, Force dokuyucular mı? Onları tam ta ta hatırlamıyorum. Işın Kılıç'ın saçları var böyle tutuyor. Biliyorum biliyorum. Mortis tanrıları onlar. Ay, evet iki tane çocukları var o. Onun evet. Şey işte. Anaki, ee, anaki, 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 anaki geleceği görüyor o bölümde. Karanlık taraf, aydınlık taraf ikisini böyle tutuyor. O geri gereğin <laughs> Dalınmazdı. Ee, sonra anaki şey o e, karanlık tarafın şeye şeyi çocuğu. E, Alakine geleceği gösteriyor. Daha böyle bulutlar arasında böyle böyle bir sahnesi var. Darth Vader şu maskesi anamarik inanılmazdı o da yine. Öyle harika sahneleri. Epik, epik evet. çok evet. iyi. E bence yani, dizinin en, dizinin en güzel sahnesi olabilir hatta. Doğru doğru katılıyorum. Star Wars tarihin en güzel sahnelerinden biri bence. O, o biraz fazla iddia. Yani... Atopo Star Wars, da, ta, Star Wars tarihinin en güzel sahnesi bana göre şey. Sen benim kardeşim de Anakin sahnesi bence. Olabilir. En uygun yükte olabilir ama benim en evet. beğendim suitini giymesi. Çünkü ha, o, o da, da olay. oyun Ya, ama sonuç olarak anlaştığımız 3 üçüncü filmde olması hepsi. Bir... <gülüyor> <gülüyor> Öyle Clone Wars çok iyi, çok çok iyidir. İşte Mandalorian'la bağlantısında gördüğünüz gibi, dediğimiz gibi. İçeride ise Zol gördüğümüz gördüğünüz gibi zaten şey gidiyorlar. E, Nida, Mandalorian'a gidiyorlar. İşte Dark e, şeyi falan olacak. Su yine çok dökecek. E, ki mesela şey detayını çok beğenmiştim. Clone Wars'ta söylediler mi hatırlamıyorum da. E, Bo Boba Fett'te Mandalorian şeye gidiyor işte. E, başka bizim Bindi Arjin başka Mandalor'dan da buluşuyorlar ve Dark Saber'ı gösterin. Bu şey var ya. bir evet. e Şey var ya kadın Mandalor. Evet evet biliyorum. Ee, o şey diyordu. E eski bir bu Dark Saber eski bir Mandalorian tarafından yapıldı. Hem Mandalorian'da hem Cenaydı. Aynen. Mesela o detayı çok beğenmiştim. Benim aklıma gelen böyle şey var. Darth Revan var bu Old Republic'de. Benim bildiğim kadarıyla hem Jedi hem Sith o. Öyle biliyorum ben. Evet bu arada şey mesela e, Mandalor gezegeniyle yani Mandolor e, halkıyla Jedi'lar arasında da tarih boyunca savaşlar olmuş. Tamam, evet. evet. E, hatta şeyde de bahsediyorlardı. E, Mandalorian dizisinde orada hani o dini grubun lideri olan bir kadın var ya. Evet orada evet, bahsettiğimiz e, kadın. Orada bahsediyordu işte. E, efsaneler e, Jedi şövalyeleriyle olan savaşlarımızı anlatıyor. Şeyde de aslında... Ama daha sonrasında tarihi ilişkilerde yani Clone Wars'ta görüyoruz ki e, bu iki topluluğun ilişkileri yavaş yavaş gelişmeye başlıyor. Nitekim Obi-Wan Kenobi ile e, Satin arasında da bir aşk ilişkisi bile oluyor. Yani on, oraların siyasi lideri bizim bir Jedi şövalyesi arasında genel romantik ilişkiler. Genel ha, genel arasında bir şey. E, magazinsel haberler oluyor. <laughs> yani c ya şey defalarca söylüyorum ben. Bu savaş, orada bu savaşı doğru düzgün anlatan bir şey biliyor musun sen? Yani Mandol. Ben savaşta işte, çizgi romanlar ve kitaplarda anlatılıyor olabilir. Üstme ben de daha, da ama şey, da bir... evet, yani. daha çok detaylı bilmiyorum. da dahildir ama şey, Channel'da da düzgün anlatıldı Evet, Legends'da daha çok anlatılıyor. Zaten Mandalor kavramı Legends'a sahip bir şey. Daha sonrasında o, bizim Dave Filoni geliştiriyor. Ya yani Clone Wars'un aslında başlangıçta Legends gibiydi. Daha sonra Disney alınca Clone Wars'ta milat yaptılar. Sonra evet. değiştirdi. Doğru. Ya, evet. kart karton Network'te diyordun yani. Ama mesela şu an Old Republic şey, Channel değil. böyle Legends, Old Republic'in tam abi Legends. Evet, doğru. Uy fakat me me meziyetler vardır. Şey bu arada şey vardı mesela. Clone Wars'ta şey görüyorduk biz. Darth Bane'in hayaletini görüyorduk. Yoda ile görüşüyordu. Mesela Darth Bane'in eee üçlemesi. E, aslında şey Legends kitaplar fakat Clone Wars'ta gördüğümüz için Darth Beyni aslında ben şey canon, canon sayılıyor şey de öyle General Trawn da öyle o da aslında Legends döneminde yazılmış kitap. E, Trawn üçlemesi kitapları var hatta e, General Trawn e, o şey de önemli. Sonrasında Star Wars Rebel's'te de ayrılıyor karakter o da Kenan sayılıyor ama kitaplar ne kadar şu anda Kenan pek emin değiliz çünkü bazen Rans şey oluyor mesela. Ee, yeni bir şey ekliyorlar. O şeyi bozabiliyorlar. Şöyle bir şey var. E, mesela The High Republic daha yeni yayınlanmaya başladı. Yani bir yıl falan oldu. Birkaç yıl oldu. High Republic dönemi çizgi romanları yayınlanıyor. Bayağı Disney kontrolünde yapılıyor. Ama High Republic kendini değil. Legends'a dahil. Yani Legends Island'a yani hmm. bir devam ediyorlar da. Dize saçma ya. ya. koca Kotor'u. Star Wars'ın inanılmaz oyunları var. KOTOR'lar, Jedi, Jedi Academy'yi neyse geçtim de. Yani Kotor başlı başında. Kotor zaten bizim bu Old Republic dediğimiz dönemi yöneten oyun. Nice Old Republic. Şey üreten. Ortaya çıkarttın o oyunu, onu terbiye evet. ama ben yani özür yani, Mesela aynen. aklınıza geçelim, e, Rebels'ı çoğu şeyimiz beğenmiyor bu arada sen beğeniyor musun? Yani, Re Rebels'ın e, sıkıcı gibi başlıyor sonrasında açılıyor. Ama Clone Wars gibi böyle ilk 3 sezon kötüdür falan gibi bir durum değil zaten sezon sayısı az. De e, sezon aynen yani, bence güzel ya Re Rebels güzel. Ben beğeniyorum. Peki ben şey ama ben şeyi sevmiyorum. Ee, bütün şey Secret Star'ı gibi. <laughs> Secret Star'ı gibi. Yani Rebels'ın çizimleri çok kötü. Ha, karakterleri, karakterlerin. Şeylere evet evet hepsi çok kötü. Palpatine'den Tootie kadar hepsi kötü. Ya bütçesi düşük mü diye diyeceğim. Disney yapıyor. Yani şöyle. E, Disney birazcık daha çocuklara göre yapmaya çalışmış o dönemde. Ve Clone Wars'a benzetmemeye çalışmışlar. Klonu kendi kendi eklende taşımak için Clone Wars o zamanlar şeydi Cartoon Network'ta diye. Evet. Rebels Disney yaptığı ilk animasyon dizisi galiba yani bu büyük bütçeli evet. olarak. Star Wars evreninde. de ee, bu yani öyle biliyorum. Yani büyük bütçeli olarak uzun süreli ilk animasyon dizisi Rebels diyebiliyorum. Sonrasında ama kendi yani Clone Wars'tan farklı bir animasyon çizimi de deneyelim diye düşünmüşler diye tahmin ediyorum. Fakat yani. beğenilmediği için yine Artık yeni animasyonlar, Tales of the Jedi'da falan yine Clone Wars'a benzer çizimler yapıyorlar. Tales of the Jedi'nin şeyi çok iyi zaten. Animasyonları bayağı, Bo motion capture'la an yapıyorlar. Ee, hmm. ya Rebels'ı ben çok derim gibi, kaçlık izledim. Yani Kürtüken dizi yaşamda izledim. Arası son arada bazı bölümlere baktım işte. İki sezonun başları olması lazım. Moğol'un göründüğü bölümler var. O da, da izledim. Evet. Ya. Ee, Sonrasında son şeyi efsanedir yufta bayağı izlenmiş diye hatırlıyorum işte e, Dark Dark Maul'la e, Obi-Wan Kenobi'nin çöldeki bir oyunu işte e, Luke öğreniyor falan çok iyidir. Evet evet. Bu arada e, Dark Maul şey prenses Satini şeyle Dark Saber'la öldürüyor diye biliyorum ben. Yok boyu ya. Boyu da o kılıçla yani o kılıcı kullanıyordu diye hatırlıyorum Maul. Barsi bir şeyden e, O adamın adı o Mandalun kralı Previzla Previzla O adam o, paylaşım, Nasıl okunuyor artık ismi Evet Ya yani şey işte e, Clone Wars döneminde mandalor gezegeni iç savaşlarla uğraşırken bir de işte bizim Jedi'larla ittifak yaparken evet. e, Sonraki dönemde İ imparatorluğun yükseliş döneminde e, ee, imparatorlar boyun eğmek zorunda kaldığı bir dönem var. Hatta e, Mandalorlar bir ara şey imparatorluğu çalışıyordu. Çalışıyorlardı evet. evet. E, hatta şey Sabin'in ailesi imparatorluk destekçiliği yapıyor ve Sabin'le bu yüzden aralarında bir çatışma oluyordu. Ama sonrasında tekrardan onlar doğru yolda geliyordu tabi. Yani. <laughs> şey, şey, mesela Ursa Vren Sabin, Vren'e şöyle söylüyordu. E, Mandalor artık imparatorun önünde, önünde Dillerin üstüne çökmüş durumda. Eee Saxon'u yönetime koyduktan sonra bir seçeneğimiz vardı. Onu desteklemek ya da Brand Klanının yok edilmesi. İyi bir repliği var. Eee şeydi bizim eee var mı bir şey, da, üzere. E, şey var mı şimdi bitmek üzere. Eee Seko şey var mı Cibaldo'yu gördün mü? Yok görmedik. İyi bir var. Aha. Şuna yaptım. Eh tamam. Oh tamam sağolun. Bu arada Sek sekuel yani. demişken sekuel demişken Grogu o, do, o, o dönemde ne yapıyordu sence? Ne yap, yani bandlarında gösterler halde. Evet. Bir, bir, ara şey ikinci sezonda Luke'la beraber gidiyordu ya. Ben aslında evet. korkmuştum biraz çünkü e, Luke'un gittiği dönem Luke Luke'un bütün öğrencileri kaydıran tarafından katlediliyordu. Öldürülüyor. Evet. Öldürülüyordu. Aslında bir, bir nevi Grogu'nun tekrardan Mando'ya dönmesi iyi olmuş. Yoksa büyük ihtimalle o da o, o arasında çok fark var. Şöyle diyeyim, Luke onu aldığında bayağı şeydi. 6. filmdeki halindeydi. Geçti daha. Aynen ama, yani. ama büyük büyük ihtimalle şey orada kalmaya devam edip büyüyecek yani. bir yol şey Bence şey biraz vurgulanır. E, Satin Satin karakterine birazcık daha e, bokkatan karakter üzerinden geçmiş yıllarında da yaptığına ve benzeri şeylere birazcık daha vurgulanır. Bu arada Boka Bokatan'la Mandalor arasında 2. sezon finalinde bir şey olmuştu hani. E, Darksaber'ı savaşmadan kazanamazsın yani. Bir... Evet. ya Zaten mandır, mandır savaş açacak, Kesinlikle alacak. Açacak. Aynen. Kesinlikle. Zaten bu, bu üçüncü sezonun ana villanı bence direkt Bokatan. Bence yani Mandalar arası. İyidir. Bokatan iyidir de. Yani. diyar. Dijet. diyar. Ya oğlum. Biz şeyciyiz. E, ee, grogucuyuz. Biz grogucuyuz. Ya yani biz grogucuyuz. Ama diyar için gerçekten sağlam Mandalar'ın. Evet evet. Bu arada Grogu sence şey kurar mı? e, Mandalorian, Mandalor ve Jedi kültürünü birleştirip birleştiren yeni bir din. Onun lider gibi bir durum olur mu gelecekte Grok? Ya şöyle öyle var. 6, 6. 7. 8. 8 ve 9. 10. filme eee Kendall 7 8 direkt şeyden e, Channel'dan kaldırsalar her şeyi yapabilirler ama o filmler olduğu sürece şey yani izlemiktiler. Ama Grogu zaten dediğin gibi yani şey geç yaşlandığı için o çok şey olmaz ona ya. Ya Grogu şey evet. E, bu arada benim mantıklı şöyle. Yani hem şöyle şöyle Mandalorianlar zaten yetim büyütüyor. Ve şey diya, bizim din şeyi şey büyütüyor işte. Yoda'yı büyütüyor. ya. E, grubu büyütüyor. Aynı zamanda şey Force bağlantıları çok güçlü. değil. o türün hepsinin öyle büyütmen değil mi ya? Evet evet. Ya. Yok her <laughs> bir olabilir. Ama e, 7.8.9'u lütfen John Favreau iptal ettirsin. Amin. Bakalım o ne olacak? Yani sana bahsetmiştim ya Asoka dizisinde eğer çoklu evrenlere girerlerse bir silinme gibi bir şey yapılabilir. Star Wars, Star Wars öyle bir şey değil. Yapmasınlar. Yaparlarsa Yapalım. Kickstarter'dan bağış toplarım. Eğer <laughs> Star Wars'u satın alır Lucas filme geri veririm. George Lucas'a geri veririm. Zaten George Lucas bir kere açıklama yapmış. Bunlar Star bu, Disney yaptığı bunlar Star Wars filmi değildi. Doğru. <laughs> Niye sattın o zaman? mal diye <laughs> sen bu gerçekten para ihtiyacı yoktu değil mi o adam borcun falan mı girdi? Ve çok ve çok uçlu sattı. Disney'e baskı evet. yapmıştır. Bir de sata sata Disney'e sattı. Git bari Warner Bros'a sat. Adamlar ne yazılır? yönetmenleri var. Yok, Warner Bros'a da satmasın. Warner Bros'a satsın da ne? Yani, Warner Bros yine köklü, güçlü bir şirket. Yani hala iyi film çıkartabiliyorlar. Nadine olsa da hala iyi film çıkartabiliyorlar. Wa Warner Bros'a satsaydı belki Mandalorian gibi işler göremezdik. Ben doğru en Clone Wars'ı yanımda ufak edip değil. Yani tabi. Clone Wars'ı hala izlemiyor benim Clone Wars değil. İki boyutlu Clone Wars'ı dedim için izlemiyor. Hani o kadar iyi bir izlemedim yani şu anlamında. İzlemeyi izlerden biri yani öyle diyeyim. Evet. Sen Asoko'yu seviyor musun? Karakter olarak hayır. Karakter olarak. Değil mi? Filoni baba Akıl uh, Akustakoy'u yaptığı için bütün diziyi ona yardım etti. Yani ben tek karakter olduğu için bütün diziyi ona yardım etti. Ya yani şeyden bahsettik ya demin Mortis Tanrılarından bahsettik yani an evet. Anakin'in geleceği gördüğü. Evet. O, o bölüm aslında Asoka da e, ilahi bir güce kavuşuyor. E, Mortis Tanrılarındaki bir tane şey vardı. E, gücü gücün sembolü olan bir karakter vardı. Yanında Aha. bir baykuş vardı. Daha sonrasında o baykuş Asoka ile beraber takılmaya başlıyor. Ve Asoka bildiğin yani manevi bir kişi oluyor o dizide. <laughs> Bayağı bilgi bir kişi hatta. The ve Filoni'ye göre Asoka e, Star Wars evreninin Gandalf'ıymış. Öyle söylüyor. Yani işte onu karaktan, kendi, ben, şey onun kendi yaptığı karakter normal. ben de bir şey karaktan... Asoka'nın bir cübbesi var ya böyle evet, evet, e, giyiyor. Evet. i̇şte o Ahsoka'nın bilgi kişiliğini temsil etmesi açısından yani Gandalf gibi ona göndermeymiş. Yani ben de karakter şey gibi bu bak şöyle bir şey var. E, ee, Smash, Smash, Bros. diye bir seri var. Ee, dövüş oyunu serisi. Körbe'yi biliyorsun değil mi bu küçük pembe top. Ha, evet, film. evet. E, ee, Kirby'nin yaratıcısı ve Smash Bros'un yaratıcısı aynı adam. O yüzden Smash Bros'ta kurtulan tek karakter o. o aynı. bunun aynısı. Bunun aynısı abi. <laughs> <laughs> ya her yerde Asoka'yı görüyoruz. <laughs> her yerde. yani hani, kesin bak kesin şey, bu sezonda Mandalore orayı da 3. sezonda da göreceğiz kesin. Hani Boba Fett'te ne alaka mesela Boba Fett'te şey Mandalore şey bizim din <laughs> şey, gidiyor. Aynen <laughs> aynen. Ne gerek var? Ne kadar? Bir de şeyli e, Luke'la nereden tanışıyorlar? Bir de Master Luke diyor. Sen Luke'den daha büyüsün ben. <laughs> Ama şey, Jedi'li Cadele bıraktı ya. Onunla alakalı bir şey oldu. Sen sen, ya şöyle düşün, Asoka daha benim yaştan ergenken, onun kim daha gençti, şey çıraktı, padavandı öyle düşün. Ya şey şöyle, e, Rebel'de Darth Vader'la Asoka'da bir şey ya. Evet. Loco zamanlar da yani şey velet. Belet ya. <laughs> Luke veletken Asoka Dark Vader'la da öyle yapıyordu. Da öyle bir şey. Bol Dark Maul'la da yaptı, Dark Vader'la da yaptı. <laughs> Dark Vader'la da yaptı. <gülüyor> <gülüyor> doğru, doğru doğru. Ama o sani şey be. I won't leave you, not this time. Then you will die. Hayda ben de inanılmaz de. Evet. Ama, ama Dave Filoni'ye Çünkü ben hala eski, es eski konu olsun daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şey 7. sezondaki şeyi beğenmiyor musun? Yok yok. iki boyutlu olması daha iyi. Hmm. O daha iyidir. Şey peki Boba Fett karakteri hakkında ne düşünüyorsun? Ya o da şey ben onu daha önce başka bir benzetmede de kullanmıştım. Hatta demiştim ya, şey. Batman, Bat Batman, Michael, Michael Keaton da Öyle. Boba Fett normalde Tigran diye bir üretilmiş bir karakter. Öyle havalı maskesi vardı dursun diye. Samurai değil mi? Samurai maskesi oldu. Şey, Samurai'ler öyle de giyiyor. Ee, o da Nezam diye koydular. Sonra adam popüler oldu. E, bir anda. Sonra çizgi romanları kitaplarını falan çıkarmaya başladılar. Ama hani adamın o kadar aptal söylüyor ki. Beşinci filmde, e, tam geçti mi beşinci film. altıncı filmde Luke dönerken ile çarpıyor diye adam Gorgor'a düşüyor. Gorgor'a bir yolun Şey düşüyor. çukur'da böyle eee diye bir canavar var ona düşüyor. Evet evet. oluyor. Öyle ölmüyor da böyle deniliyor yani. Sonra e, Boba Fett aşırı popüler oluyor. Mandalorian, Star Wars tarihinde görüyoruz. Mandalorian değil mi? Beşinci filmde görüyoruz direkt. Ya Mandalorian zırhını giymiş birisi aslında. Mandalor Adolası, şey değil. Babası Mandalorian. bir şey yaşlı değil Adam Mandalorian'da göründüğü sahnede çok o şey ilah gibi adamdı böyle. Evet. Ee, böyle bir tanesi böyle silah yandan sıkıyor. Dizini koyuyor, dizini koyuyor. Dizinden ateşler çıkıyor. Sonra ee, bir şey sırf roketinden gemi düşürüyor. ikisini düşürüyor alan falan filan. Hani. Yeah. Ee, Kopiler olduğu diye ve saygı duyulan bir karakter olduğu diye tamam Boş bir sebepten bütün Mandalorian'a Boba Fett yaptılar ikinci sezonu ve çok çok güçlü yaptılar adamı yani tamam bütün bütün içerisi bu dönem bir karakter değil. Sence Boba Fett nasıl bir diziydi? Kaç verirsin? Boba Fett hangi dizi? Her şey Mandalorian 3 sezon mu? Evet tamam fena değil. <laughs> i̇ki, <iki> buçuk. <laughs> <İki> buçuk <laughs> Mandalorian'ın iki buçuk mu? Tamam fena değil. Nasıl bir şey Şey vardı, Clone Wars'taki abimiz ee, Kovboy abi. evet. Biliyordu. Mavi abi değil mi? Kate Catpain, Catpain değil mi? <laughs> ben, evet or, 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 or yani. hmm. o, o reis. O reis, çok havalı gibi. Live vision görmek güzeldi de. Onun yani. yani. Onu da finalde gördük. Finalde ölüyor zaten direkt ölüyor. Evet. Onun dışında bandı oraya iki buçuk önümüzde yazdım yani. Öyle yani. <laughs> ya bence şey de güzeldi. Bu Tusken Raiders'larla şey yapıyor ya. Yani, bir iletişim kuruyor onlarla ha. beraber. Böyle bir şeyler yapıyor. O şeyde var ki bandı. Başta... da var. Ha var şey ya başta Boba Fett'i köle olarak satıyorlar falan öyle şeyler evet, var. Evet. Ya Boba Fett'in kutlusunu güzel anlatıyor. O sahneler fena değil. Ama yani Mandalorian iki buçuk işte yani bandı yazarın iki, iki üç bölüm var. Boba Fett sonra full Mandalorian. Şeyi seviyor musun? Boba Fett'in yancısını seviyor musun? Ha ya fena dövüşmüyor. Fena eleman değil de yok ya ben bir karakteri gerçekten sevmem için cidden öne çıkan bir özelliği olması lazım. Masada mesela Bennett yani o kadın şeyde de vardı. E, ee, Agents of Shield dizisinde de baş rollerden biriydi. Olabilir Agents of Shield zaman. E, ee, şey Mandalorian bak. ilk ve bir, birinci ve bir ikinci sezon hakkında ne düşünüyorsun? Bir farklıydı gerçi yani anlamında. Skywalker Saga'dan olabildiğince uzak duruyordu. O anlamda güzeldi. İki direkt zaten Luke Skywalker. <laughs> Bütün dizinin de olayı Luke Skywalker. Yani, yani şey, bence şey değerliydi. Ee, i̇mparatorluk dağıldıktan sonra imparatorluğun uzantılarıyla nasıl mücadele edildiğine dair bir bize bir e, ya, perspektif ya, ya da... olarak güzeldi. Sen ya. Moff Mof gidiyor karakteri mesela. Ya, bu Mof gidiyor ama bak, ha, bak şunu söyleyeyim Akma geldi iyi geldi. Mof gidiyor çok sağlam bir adam. Yani e, çünkü tek sebebi var. Giancarlo Esposito. <laughs> <laughs> yani o, tavukçu, adı, abimiz. o, o adamın, e, tavukçu abimiz. O, adamın Evet tavukçu abimiz. O adamın bütün kötüleri iyi. Yani Stavrikleri e, Bu arada da iyi. iyi. Zaten şey, e, Ghost zaten onu geçtim. Neyde de var? E, Far Cry oyununda da mı var? Far Cry'in 6. oyununda var evet. Şey e, baya... Orada çok işlenmiyor da iyi oynuyor. Adam çok iyi oynuyor bir yani kere. Çok iyi oyuncu zaten. Eee falan. Junk Oversposed'da oynadığı için havalı bir karakter. Ve bilgisi çok fazla. E, Mofkid'in gerçekten şey, Mofkid'in çok biliyor. Ve ama evet. bu çok saçma bak. Hani e, şey hatırlıyorsun saniye. Işın kılıcını tutuyor böyle şey, yolda kuralı e, suratına. Ee, bırakırsam bunu, e, beni rahat bırakırsan bunu alırım. Yani bunu sana verir veririm. Ya şöyle Işın kılıcıyla saldırıyor ya yine. Hı uh hı. -huh. Bir Darksaber'la. Dark saldırdığında Beskar Çelik'in geçirmeyeceğini bu adam gayet iyi biliyor. Ama aptal aptal saldırıyor. Bu çok saçma. Bütün karakteri ihanet olan bir sahneydi. Ki zaten e, bizim din yok ediyor buna. Bunun şimdi tamamen şey yani hava. ork or sahne çok saçmaydı. Evet. O kadar bilgi bir karakterin bilmesi gerekiyor. Ya işte zaten orada şey var. E, Gideon ikinci sezon. ikinci sezonda şey yapıyor. Bizim Mandalor'u kandırmaya çalışıyor da güya iyi bir insanmış gibi bir şey yapıyor. Güven veriyor ama hemen anında kazık atıyor. atıyordu. Öyle bir şey vardı. Yapa, yapar kendisi. Grogu'yu <laughs> tutsak tutsak ettiği zamanlar. Benim başka diyeceğim bir şey yok. Böyle. Senin var mı? Bol bol Luke Skywalker'ı gösterin. Bu kadar başka bir şey değil mi? Evet. Manuel serüveni başladı. Biz bu serüvende sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Bugünlük bizden bu kadardı. Başka bir videomuzda daha görüşmek üzere Hoşçakalın.